Yine bayrama yaklaşıyor. Cenab-ı Hak bazı günleri, bazı günlerden, geceden farklı olarak bize bir lütuf olarak, fiziken ayrı, manen bir lütuf. Bunları ihya etmemiz, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmamız. Cenab-ı Hak vel fecirde ve liyalin aş buyuruyor. O kurban bayramına yaklaşan o ilk 10 gece. O 10 gece üzerine bu yemin edilecek hususiyetteki olan bir vasıf olduğunu bildiriyor. Demek ki önümüzdeki kurban bayramına yaklaşan o ilk 10 gece, ilk birinci günden başlayan Zilhicce 10 gününe, 10 gecesine de Cenab-ı Hak büyük bir mükafat, büyük bir hizmette kazanma, ibadette kazanma. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyle canlarıyla mallarıyla cenneti satın aldılar buyuruluyor. Bu da büyük fedakarlık. Bir Bedir'e baktığımız zaman, o bunu bir Bedir'de görüyoruz. Hatta ne kadar bir fedakarlık ki aile asabiyeti bitiyor. Baba kardeşle, oğul babayla, amca yeğenle karşı karşıya geliyor. Bunun üzerine hemen bir ikaz geliyor. Ey peygamber, sen öldürmedin, biz öldürdük. Sen atmadın, biz attık. Yani daima bir mükafatlar karşı, Cenab-ı lütufları karşısında kul fedakarlık da bulunacak. Cenab-ı Hak'tan mükafat gelecek. Gelen bu mükafatı kul kendine izafe etmeyecek. Yine bu Akabe biatında bulunan, bu ayet onun şeyi üzerine Abdullah bin Revahi'yi Efendimiz Mu'te'ye gönderdi. 3 tane kumandan seçti. Üçüne de şehit olursanız birbirine bayrağı devredeceksiniz. 3. şehitten sonra seçeceksiniz buyurdu. Bu 3 şehit de Mu'te'ye giderken işte hiçbir endişe yok, tebessümle gittiler. Fatih'in askerleri İstanbul sırlarına tırmanırken birbirlerine bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlardı. Cenab-ı Hak arkadan büyük bir zafer veriyor, ikram ediyor. Daima demek ki kendimizi bir fiili kıstas, ne kadar bir bedenen fedakarlık, ne kadar bir hizmetin içindeyiz. Mal olarak Allah'ın verdiği nimetler bakımından ne kadar bir hizmetin içindeyiz. Allah'ın verdiği ilim vesaire, akıl, zeka vesaire diğer istidatlar bakımından ne kadar bunları Allah'a adıyoruz, Allah rızası için tevzi ediyoruz. Maldan fedakarlığa gelince, لَنْ تَنَالُ بِرْ رَاتَةٌ فُقُوا مِمَا تُوبُونَ ayetinde, Ebu Talha'nın bugünkü Medine Münevveri, bu kadınların Ravza'ya girdiği kapı civarında 600 hurmalı bahçesi vardı. Bugün Ravza'nın içinde kaldı o bahçe. Nasıl bir bereket veriyor Cenab-ı Hak da? Bu ayet indiği zaman sevdiklerinden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Bir revası olamazsınız. Bu ayet inince Ya Resulallah dedi Ebu Talha, benim 600 hurma bahçe ama bunu Medine fukarasına vakfediyorum dedi. Sizin emrinize bıraktım dedi. Hurma bahçesine koşuyor hemen teslim edecek. Bakıyor hanımı orada. Çitin arkasında duruyor. Hanımı da çok seviyormuş o bahçeyi. Ebu Talha diyor, gelsene diyor hanıma. Biz de bu bahçeyi ikimi de çok seviyoruz diyor. Ebu Talha artık diyor, hanım diyor, bu bahçe benim değil diyor, bizim değil diyor. Niye bizim değil diyor, sen de ben de çok seviyoruz diyor. Bugün diyor bir ayet indi diyor. لَنْ تَنَالُ بِرْ رَحْتَاتٌ فُكُوا مِمَا تُبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamazsınız. Ben de bugün bu bahçeyi Allah Resulüne devrettim diyor. Peki Ebu Talha diyor, bunu diyor, devrederken diyor, beni de hissene koydun mu diyor. Koydum diyor hanım diyor. O zaman ben de eşyalarımı toplayayım diyor, ben de çıkayım bu bahçeden diyor. Velhasıl işte Cenab-ı Hak mallarıyla canlarını cenneti satın alanlar buyuruluyor. Allah'la yaptığın alışverişten sevinin buyuruyor. Bir fanide Allah'la alışveriş yapıyorsun. Ondan daha çok sözünde duran kim vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte gerçekten bu büyük kazançtır buyuruluyor. Şimdi muhterem kardeşlerimiz Kurban Bayramı'na giriyor. Bu da bir bayram müşterekli ifade eder. Bayram ferdi bir sevinç değil. Yalnız başımıza bir bayram namazı kılamayız. Kendi kendimi tebrik edemeyiz. Bayram bir içtimaileşmedir. Bir din kardeşliğinin kalplerde güçlenmesidir.
Bir din kardeşi diğer din kardeşi zimmetlidir. Birbirini yıkan el gibidir. Cenab-ı Hak zimmetli kılmıştır. Bir misal vereceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kurban Bayramı yaklaştığı bir sırada Bedeviler geldi. Sersefil halinde, büyük bir ihtiyaç halindelerdi. Efendimiz onların o halini görünce eshaba döndü. Etinizi dedi, kurban etinizi 3 günden fazla evinizde tutmayın dedi. 3 günlük yiyecek kadar alın, gerisini dağıtın buyurdu. İnfak edin buyurdu. Ta ki sonra imkanlar arttı. İmkanlar arttırınca saklayabilirsin buyurdu Efendimiz. Bir müştereklik. Kurban bayramı müşterek bir sofra kurulması. Yani yalnız kendimizin sofrası kurulması değil. Kurban bize bir İbrahim Aleyhisselam'ın o fedakarlığını hatırlaması, kendi parçası olan bir masumu bir kurban etmesi, Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu bir kurban göndermesi. Yani İbrahim Aleyhisselam bu fedakarlığı karşısında bu kurban geldi. Demek ki biz de bu fedakarlığı nasıl yapacağız? Yani bu bir bizim için de bir ölçü olmuş oluyor. Nasıl bir fedakarlıkta bulunacağız biz de? Cenab-ı bize daha ağır şartlar koyabilirdi. O kurbanı da kendisi halk etti. Kendisi bize, Cenab-ı Hak bir ziyafet çektiriyor, ziyafet veriyor. Ve bu ziyafette bir müşterekliği istiyor. Burada din kardeşliği pekişecek. Geçen sene bunu anlattık. Bu Afrika hatıralarını anlattık. Uzak Doğu hatıralarını anlattık. Bizim bir Afrika'dan dua almamız mümkün değil burada oturduğumuz yerde. Fakat orada bir ikramımız gittiği zaman Afrika'dan bir dua geliyor bize. Kim Afrikalılar? Bugünkü Allah'ın mazlum kulları. Sömürge kullar. Kapitalist dünyanın sömürge ettiği insanlar. Bütün ona imkanlar arınıyor. Ekvator bölgesi, yağmurun bol bir kuyu bile açılmıyor. Bir tahsil yaptırılmıyor, okuma yazma bilen %10, %15. Dünya kapalı bir harita. Bir taraftan misyonerler gayret ediyor, çalışıyor. Velhasıl öyle bir şey ki Allah razı olsun, işte arkadaşlar, kardeşlerimiz, vakıflarımız, elhamdülillah bu bir kurban seferberliği içinde. Muhakkak evimizde bu kurban kesilmesi lazım, yani imkanı olanlar için. Evimizde onun bir lezzet tatmak. Bu lezzet tatarken de dünyanın öbür ucundaki o kardeşlerimizle bu ikramı götürmemiz lazım. Onun için bu bir kurban seferberliği var. İnşallah bu kurban seferberliğinde kardeşlerimiz iştirak ederse inşallah bir Afrika'daki bir kardeşimizin, Uzak Doğu'daki bir kardeşimizin bir duası nasip olur. Zaten geçen sene çok şeyler geldi bize. Oradan gelen bir şey şuydu. Siz Letuftahannel Konstantiniye, Konstantiniye İstanbul fethedilecek diye Allah Resulü'ne sena ettiği bir kişinin neslisiniz dediler. Siz Abdülhamid'in torunlarısınız dediler. İki saatlik yoldan gelenler oldu diyorlar o Afrika'ya giden kardeşlerim. Alacağı bir parça et. Buraya gelen yine bir Afrikalı kardeşim siz de bir etin dedi. Orada ne olduğunu bilemezsiniz dedi. Yine bir kardeşler bir yerde dağıtırken bir Hristiyan kadın geliyor. Siyah bana verir misiniz diye veriyorlar. Gidiyor caminin duvarını öpüyor. Bana burası merhamet etti diyor. Bunlar ölmeden evvel büyük fırsatlar. Çünkü ölümle aşağıya her şey bitiyor. Gelecek Ramazan'da, bayramda var mıyız, yok muyuz o da belli değil. Yani hayat sürprizlerle dolu ve gayb bir meçhul. Velhasıl bu bir ilahi bir bu sofrada onların duasını almak inşallah bizim için mühim bir ecir olur. Düşünelim yani İbrahim Aleyhisselam Allah dostuydu, Halilullah. Misafirli sofraya oturmazdı. Hatta beklerdi kapıda. Hatta melekler geldi o ayet-i kerimede bir onları bir şey kesti, kızarttı, bir anda kesti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir şeyi var, bir cali bir dikkat bir şeyi var. Mahzun görüyorlar Hazreti Ali radıyallahu anh.
Nedir mahzunluğun diyorlar. Niye mahzunsun diyorlar. Diyor ki bana diyor bir haftadır misafir gelmedi diyor. Acaba benim ne kusurum oldu diyor. Hiç imkanı olmayan bir kimse de bugün şu bayramda, şu bayram sabahı o mazlum kardeşime dua etsinler. Yani duala onlara bir ziyafet versinler. De bu kurban düşündürücü bir şey. Yani onların etine ve kanlarına kanmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz diyor. Yani sizin takvanız diyor Allah'a ulaşır diyor. Demek ki bir kurbanda bunları bir Hazreti İbrahim ile selam düşünmemiz lazım. Onun bir takva nasıl Cenab-ı Hak ona bu açık zor bir imtihan İbrahim selam sana buyurdu.